Şimdi sizlere biraz Versay Antlaşması'nın ayrıntılarından bahsedeceğim. Bu antlaşmanın milletler cemiyetinin kurulmasına ön ayak olduğunu söylemiştik. Antlaşmaya Almanya açısından bakacak olursak en belirgin özelliği Almanya'nın savaş suçlusu olarak kabul edilmesiydi. Savaştan Almanya sorumlu tutuldu. Belki bunu savunabilirsiniz, bu görüşün doğru olduğunu savunabilirsiniz. Almanya savaş başladığında en saldırgan devletti. Herhangi bir kışkırtma olmaksızın Rusya ve Fransa'ya savaş ilan etmişti diyebilirsiniz. Fakat bunun karşı savı da olabilir ve şöyle olabilir. Avusturya ve Macaristan Sırbistan'a zaten savaşı ilan etmiş ve Rusya da çoktan harekete geçmişti. Buna da karşı sav olarak şunu söyleyebiliriz. Almanya Avusturya'ya açık çek vermiş ve ne yaparsa yapsın Avusturya'nın yanında yer alacağına söz vermişti. Ama kısaca Almanya savaştan dolayı bütün suçun kendisine atılmasından rahatsızlık duydu. Versay Antlaşması'nın zorlayıcı bir özelliği daha vardı. Alman ordusunu 100 bin kişiye kadar düşürmüştü. Bu aslında ordudan ziyade günümüzde daha çok kaliteli bir polis gücünü oluşturuyor. Ve Almanya'nın Avusturya ile bir birlik oluşturması da yasaklanmıştı. Peki neden Avusturya ile birlik olmasına yasak konmuştu. Yani neden Avusturya? Çünkü Avusturya'da Almanca konuşuluyordu. Yani bu iki ülke arasında dilsel ve etnik yakınlıklar var. O yüzden Versay Antlaşması'na göre Almanya ve Avusturya'nın aralarında birlik kurması yasaklanmıştı. Bunun yanı sıra Almanya kolonilerini de kaybediyor. Almanya'nın daha önce anlattığımız söylediğimiz gibi Afrika, Asya kıtası ve Pasifik bölgesinde kolonileri vardı. Bir başka konu da savaş tazminatıydı. Antlaşmada yer alan bir başka konu, önemli bir madde olan savaş tazminatı. Günümüzün rakamlarına göre bu tazminat daha önce bir videoda söylemiştim, yaklaşık 400 milyar civarında ama daha kesin bir rakam vermeye kalkarsak 415 milyar dolara denk geldiğini söyleyebiliriz bu tazminatın tamamı ödenmiyor. Fakat Alman ekonomisini yine de tazminat derinden etkiliyor. Çünkü tazminat sadece markla değil aynı zamanda kaynaklarla da ödeniyordu. Müttefikler kaynaklardan da ödeme sağlamak amacıyla kömür bakımından zengin Sar bölgesini ele geçirdiler. Ve 15 sene boyunca bu Sar bölgesindeki kömür Fransa'ya taşındı. Yani müttefiklere hem nakdi hem ayni ödeme yapılıyordu. Yani bu ne demek? Hem nakdi nakit olarak parayla hem de ayni yani mal ve mülkle ödeme yapılıyordu. Bunun Weimar Cumhuriyeti'nde büyük bir etkisi oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya hükümetinin Weimar Cumhuriyeti adını aldığını biliyoruz. Bunun nedeni şudur, çünkü bu anayasa, yeni anayasa, Almanya'nın yeni anayasası Weimar şehrinde ilan edilmişti. Bu yüzden de Weimar Cumhuriyeti deniyordu. Weimar Cumhuriyeti nakit olan tazminatları ödeyebilmek için para basan matbaalardan ücret almadı ve kaynakları paraya çevirmeye çalıştı. Sonuç olarak 1923 yılı civarında Almanya'da enflasyon yükseldi. Hiperenflasyon dediğimiz şey ortaya çıktı. Ekonomide hiperenflasyon olarak adlandırdığımız şey Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Enflasyon yükselip de Weimar Cumhuriyeti tazminatları ödeyemeyecek duruma gelince kaynaklardan yararlanmaya devam edebilmek için Fransa Ruhr bölgesini ele geçirdi. Burada gösterdiğim yer Ruhr bölgesi ve bu bölge çelik ve kömür bakımından zengin bir bölgedir. Bu bölgeden de kaynaklar Fransa'ya iletilmeye başlandı ve bu durum Almanya için utanç vericiydi. Bu durum Alman ekonomisine büyük zarar verdi çünkü ekonominin ana kaynakları ele geçirilmişti. Bu olay da 1923'te gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı'nın utanç verici birleşik etkilerinden biriydi bu. Kaynaklar başka ülkeye aktarılmış ve Versay'da yer almadığı halde Ruhr bölgesi ele geçirilmişti. Bu durum Almanya'da aşırı partilerin destek kazanmasına neden oldu. 1923 yılının sonunda da küçük nasyonel sosyalist gruplar ve Hitler hükümete darbe girişiminde bulundu. Yani bir bölgenin ele geçirilmesi küçük ve marjinal bir partinin bu denli büyümesine yol açmıştı. Şimdi toprak kayıplarından bahsedelim. Burada Batı Prusya'nın kuzeyindeki bu bölge Versay Antlaşması'na göre Fransız himayesine verildi. Fakat daha sonra Litvanya tarafından işgal edildi. Burada gösterdiğim bu büyük alandan bahsetmiştik. Alman İmparatorluğuna bağlı toprak olan bu alan Polonya'ya verildi. Polonya sınırları eski Sovyetler Birliği, Alman İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan topraklarından meydana geliyordu. Burada da Çekoslovakya ve Polonya arasında bölüştürülen Silezya bölgesi var. Yıllarca Almanya ve Fransa arasında çekişmeye yol açan ünlü Alsace-Lorraine bölgesi de burada. Bu bölgede Fransa'ya geri veriliyor. Gördüğümüz şu küçük bölgede Belçika'ya veriliyor. Kuzey Sleşik bölgesi de Danimarka'ya veriliyor. Gördüğümüz gibi Alman ordusundaki asker sayısı azaltılmış ve kaynakları da diğer ülkelere verilmişti. Bu ordudaki asker sayısının azaltılması ve kaynakların ele geçirilmesi Almanya'da tabii ki tepki yaratmıştı. Fransa gelecekte Almanya'nın toprak ele geçirme gücünü de kırmak için Ren bölgesinde silahsızlanma alanı oluşturdu. Bu alanın içinde Ren Nehri'nin batı kıyısı yani batı yakasında, batı tarafında yer alan bütün Alman topraklarını içeriyordu. Ve burası müttefik devletlerce ele geçirilmişti. Ayrıca Almanya'nın Ren Nehri'nin 50 kilometre doğu sınırı içerisinde asker bulundurması veya hazırda asker bekletmesi de yasaklanmıştı. Ren Nehri'nin 50 kilometre içerisinde. Gördüğünüz gibi Versay Antlaşması'nın amacı Almanya'nın savaş gücünü kırmaktı askeri alım satımları kısıtlandı ve pek çok saldırı silahı bulundurmaları yasaklandı. Yani Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarını tekrarlamasını önleme çabasıydı bu. Fakat görüyoruz ki bu durum, Almanya içerisinde yer alan aşırı partilerin daha hızlı güçlenmesine ve Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’na girmesine neden olan önemli olaylardan biri olarak gösterilebilir.